Ağır yanık, solunum güç, sıvı kaybı çok yüksek. Yaşamsal belirtiler düşük. Arif Hoca'ya haber verin, travma ekibi hemen gelsin. Annesi ne oldu? Çok neler olmuş. Murat, annem nerede? Bilmiyorum. Gör, bizden bildiğin miydi o? Ha? Kimse yok bizden. Kısamıyorum ayağımı. Nerede? Kısamıyorum. Nerede oldu? Murat. Ayağım. Ha? Dilim alımın bacağımı çok kötü. Gördüm, bunlar bizden birine. Dur, gördüm, bakacağım ben. Bırakasan Yusuf'u bulalım. Bizden önce çıkmışlardı, gelmişlerdir abi. Görmedim, bir cayır cayır yanıyordu olan neredeyse. İnşallah bir şey olmamış. Allah göstermesin abi, o ne iş ya? Kızım. Baba. Baba. Çok şükür iyisin yavrum. Ben iyiyim ama. Aması ne yavrum? Ama annemle abimi aldılar, çok kötü görünüyorlardı. Sakin ol bir. Zaten gelirken öksüre öksüre bir hal oldu. Kes be adam. Esas ablamın soluğu kesilirse ben ölürüm. Bulacağız kızımızı, bulacağız. Gel. Kızım nerede? Ne olur söyleyin. Kızım nerede? Hanımefendi. Doktor bey, kızım nerede? Nasıl yavrum? Ne olur söyle bana. Hanımefendi, kızınız kim önce onu söyleseniz. Böyle yardımcı olamayacağım size. Kızım. Abba Karagül, kızımızın adı Abba. Hani düğünde yangın çıkmıştı ya, buraya getirmişler. Tamam. Hemşire hanım. Hasta dosyalarına bakın. Havva Karagül'ün durumunu ailesine bildirin hemen. Kendisiyle Mustafa Bey ilgileniyor hocam. Şu an acil müdahalede kendisi. Geçmiş olsun. Gözünü seveyim, ne olur orası neresi, beni de götür. Teyzeciğim içeri giremezse sakin ol. Şu an bekle, doktor gerekli açıklamalar yapacak. Yalvarıyorum. Sakin ol teyzeciğim. Kızım ne olur. Kızıma götürün beni. Bırak. Baba.
Ağrın sancın var mı? Benimki de laf ya. Sarıverdi alevler her tarafını. Bıraksaydın beni, ataydın kendini dışarı. Benim yüzümden oldu hep. Hiç olacak şey mi o söylediğin sultanım? Ama senin böyle yapman, böyle nefes alamazsın dak şuradak. Hastamız için herkesi getirdim. Üzgünüm beyefendi. Yangın yüzünden büyük bir karmaşa yaşanıyor. Henüz hasta bilgileri bize verilmedi. Allah kahretsin, nasıl iş bu ya? Şu anda acil olarak yaralara müdahale ediliyor. Personelimiz ilk fırsatta hasta kayıtlarını bize ulaştıracaklardır. Ancak o zaman size yardımcı olabilirim. Hemşirem, içerideki hastalar içinde Bade Hancıoğlu var mı acaba, biliyor musunuz? Hayır beyefendi, vali yardımcısı tedavi görüyor içeride. Peki nerede olduğunu nasıl öğrenebilirim? Danışmaya sorun diyeceğim ama. Onların hiçbir şeyden haberi yok ki. Düğünde çıkan yangın yüzünden herkes çok yoğun beyefendi. Tüm davetliler en yakın hastanelere getirildi. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Peki. Yapın. Baba. Ha Mehmet, burada mısın? Ben de seni arıyordum. Beni boş ver baba. Ben iyiyim. Sen nasılsın? İyi. Bade'yi gördün mü? Nerede? Bütün derdin Bade mi oğlum? Yengenle Yusuf... Aa. Baba, Bade'yi gördün mü? Bilmiyorum oğlum. Beyim. Bade Hanım'ı mı sordunuz? Evet, gördün mü? Ben konaktan çıkmadan önce uğramıştım. Odasındaydı. Geliyor musunuz diye sordum ama başım ağrıyor, gelemeyeceğim demişti. Doğru söylüyorum Mehmet Bey. Allah'a şükür gelmedi düğüne. Hastalanıp etmedi gebe haliyle. Geçmiş olsun amca. Münevver. İlgilendiler mi seninle? İlgilendiler. Bade'yi gördün mü peki? Yok, görmedim. Ya en son çiftlik evindeydi. Buraya getirmiş olsalar da gördüm. Başka hastaneye götürdüler demek ki. Bunu da açmıyor, çıldıracağım ya. Merak etmeyin, elimizden geleni yapıyoruz. Ya işim nasıl, söylesenize. İyiyim, tamam, gitmek istiyorum ben. Tamam, silme. Gerçekten iyiyim ya. Lütfen zorluk çıkarmayın. İyiyim. Ya, tamam. Aha, gitmek istiyorum. Tamam, bırak, silme. Tamam, iyiyim ben. Abla, iyi misin? İyiyim. Çıkmak istiyorum, gitmek istiyorum. İzin veremem baban. O kadar dumana maruz kalmışsınız. Zehirlenmiş olabilirsiniz. Bir sürü oksijen almanız şart. Tamam, anladım ama gitmek istiyorum. İyiyim, tamam, açıyor, tamam. Ya abla inat etme. Doktor duydun. Ne gerekiyorsa yapsınlar. Gitmek istiyorum. Buradan çıkmak istiyorum Yılmaz. Ya nereye çıkacaksın? Senin canından daha değerli ne var şu anda? Hava. Söyle ne gerekiyorsa ben halledeyim. Ama sen yeter ki yat, tamam mı? Doktorun dediklerini yap, ne olursun. Yılmaz, Yusuf nerede bilmiyorum. Ne oldu, yandı mı bilmiyorum. Bulmam lazım, anla beni ne olur. Lütfen oturun Hava Hanım. Gitmek istiyorum. Doktor şüphe getirir.
Açtı mı gözünü? Yusuf mu içerideki? Yusuf mu? Sana ne? Sana ne? Etmedi mi yettiklerin bunca yaptıklarından sonra? Adını nasıl ağzına alabiliyorsun? Yusuf. Hanımefendi dışarı çıkar mısınız? Lütfen burada bekleyemezsiniz. Uzak dur kızım. Bizden de buradan da uzak dur. Ne olur biriniz bir şey söyleyin. Allah aşkına bir şey söyleyin. Nerede Yusuf? Bilmiyor musunuz ne? Pardon, bakar mısınız? Ben bir hasta. Siz bakar mısınız? Hemşire hanım bir şey soracağım. Acil, acil. Bir hasta soracağım. Yusuf Hancıoğlu. Yangından çıkarıldı. Buraya getirilmiş olması lazım. Havvam. Anne. Kuzum. Anne. Çok şükür ayaktasın. Havvam. Bir şey oldu mu kuzum? Baba. Aklım çıktı alevler arasında seni görünce. Bir şey olmadı mı? Siz geldiniz peki? Öyle sahipsiz evlenmen içime sinmedi. Zaten ne olduğunu anlamadan alevlerin ortasında kala kaldı. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Allah Reşit Bey'den razı olsun. O alevlerin içinden o kurtardı bizi. Baba sen iyi misin? Biz de herhalde bir ucundan tuttuk değil mi Şeref Hanım? Baktım Yılmaz da seni kucakladığı gibi dışarı çıkartıyor. Ama sonra gözümün önünden kaybettim sizi. Neredesiniz diye aklımı kaçıracaktı. Ben nerede olduğumu biliyor muyum ki anne? Dumanlar herkesin canın derdinde düşmüşüm işte herhalde. Gözüm burada açtım. Dedim ya kızım Yılmaz yanındaydı. Arabaya attığı gibi hastaneye götürmüş herhalde seni. Allah razı olsun damattan. Hava, iyi misin? İyiyim ben, iyiyim. Öyle iyiyim demekle olmaz. Hemen doktora görüneceksin. Bak ayakta duramıyorsun kızım, iyi değilsin. İyiyim anne, ben Yusuf'u görmem lazım. Nasıl olduğunu bilmiyorum, daha onu bulacağım. Başlatma Yusuf'undan. Senden Irak cehenneme yakın olsun. Ne geldiyse başına onun yüzünden gelmedi be. Yalan mı? Hani bittiydi? Hani evlendiydi? Bırak o adamı düşünmeyi. Sen kocanın yanından ayrılma. Kızım, bak canını hiçe sayarak o alevlerin arasından o kurtardı seni. Bırak o artık haylazı düşünmeyi. Bırak şu Yusuf'u. Baba. Gel, gel kızım, gel. Neredesin Bade? Beni çok mutlu ettin. Koşarak geldim. Hazırız o zaman. Yani yeni bir başlangıca. Salon razı olsun. Ben hadi deyince. Sen şimdi beni burada bekle. Ben geliyorum. Çok bekletme.
Mehmet Bey. Bulabildiniz mi Bade'yi? Haber var mı? Hayır. Olay yerindeki ekiple de konuştum. Binada kimse kalmamış. İtfaiye soğutma çalışmalarına başlamış. Diğer hastanelere de sordurdum. Oralarda da henüz kaydına rastlamadık. Siz de bilmiyorsanız ben nerede olduğunu kimden öğreneceğim? Merak ediyorsunuz. Haklısınız da. Ama her yerde bir kargaşa var, görüyorsunuz. Bir iki saate kalmaz sağlıklı sonuçlar ediniriz. Benim o kadar bekleyecek vaktim yok. Bana bak. Şimdi ne kadar yoğun olduğum beni ilgilendirmiyor. Gerekirse bütün odalara bakacaksın, Bade'yi bulacaksın bana. Biraz sabırlı olur musunuz? Yakınlarından haber bekleyen sadece siz değilsiniz Mehmet Bey. Benim canımı sıkma. Bade Hancıoğlu'nu bul! Yeter mi? Daha vereyim mi? Yeter. Zaten bir sürü zahmet verdim sana. Olur mu öyle şey ya? Eğer iyiysen ben bir ablamlara bakıp geleyim diyecektim. Olur. Git bak ama beni ihmal etme. Bakarsın nefesim filan kesiliverir. Bunu da karsan sesin kesilir ama... Nefesin kesilmez. Tamam. Haydi. Aa, nereye hava? Gideceğim anne. Hayır efendim. Bundan gayrı ben ne dersem onu yapacaksın. Ya şu haline bak. Nefesin kesilip kesilip geliyor. Bunun iyiyim demesine ne bakıyorsun? Al götür doktora değil mi? Ya doktor baktı muayene etti. Oksijen takacaktı ama. Aması maması yok. Ya kocası değil misin sen? İcabında kolundan zorla tutup götüreceksin. Sana emanet ettiğimiz cana böyle mi bakıyorsun? Ya anne sen niye böyle yapıyorsun? Yılmaz gereken her şeyi yaptı diyorum. İyiyim ben. İyiymiş. İyisin de neden aklın başında davranmıyorsun? Kendini düşüneceğine aklın başka bir yerde. Olacak tabii. Yusuf iyi değil diyorlar. Annen gidip görmem lazım. Ya sana ne? Sen kendine bak. O gider bakar Yusuf iyi mi kötü mü? Kardeşi değil mi? Ya anne bırak Allah'ını seversen. Hava. Bak bir adım daha at. Vallahi çeker giderim. Ne halin varsa görürsün. Ya gene ne oluyormuş ya? Yılmaz'a soracaksın. Kuyruğunu sıkıştırıp oturduğuna göre bir bildiği var elbet. Havva neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilir Şeref Hanım. Sizin doğrunuz bana yanlış demek ki. Abla, burası mahşer yeri gibiydi. Kimsenin aklı başında değil. Sen ne yapıyorsun ya? Ya bırak Allah'ın aşkına Sultan ya. Sizin her gününüz mahşer. Çevirdiğiniz dolapları aklım ermiyor benim. Paşam, sen karını yalnız bırakma. Git. Allah gel, gel Allah aşkına. Bir sakin ol, bir nefes al, otur şuraya ya. Allah Allah. Heh. Ana,
Abla. Abla ya. Abla diyorum. Nereye be? Nereye ya? Çay getirmiştik. Seni görmeye bu evine geldim yoksun. Kaç gündür doğru düzgün konuşamadık bile. Burada seni bekliyorum. Hastanesi. Buyurun. İyi günler. Ben bir şey öğrenmek istiyordum. Buyurun efendim. Bir yangın olmuş sanırım. Hastanenizin bilgisi var mı? Evet efendim. Mustafa Kemal Paşa'da bir kır düğününde yangın çıkmış. Sanırım Hancıoğulları da düğündeymiş. Yaralı falan var mı? Onlar hakkında bilgi alabiliyor muyum? Ben ailenin yakınıyım da. Anlıyorum hanımefendi. Hasta kayıtları yeni yeni elimize ulaşıyor. Maalesef Hancıoğullarından bir bayanın durumu oldukça ağır. Düğün sahibi dediler yanılmıyorsam. Doktorlar gereken müdahaleleri yapıyor hala. Sanırım bir de erkek yaralı varmış. Tamam, sağ olun.
Çok fazla dumana maruz kalmış. Üstelik vücudunda gayet derin yanık yaraları var. Hem akciğer travması mevcut, hem de başından aldığı darbe yüzünden beyin travması geçiriyor maalesef. Ama iyileşecek değil mi doktor? Elimizden geleni yapıyoruz elbette. Ancak hastanın bilinci kapalı. Gerçi kendine gelseydi de biz uyutmaya devam ederdik. Zira bu yanık yaralarla dayanmak mümkün değil. Peki şimdi ne olacak? Yani güçlü olun Yılmaz Bey. Önceliğimiz beyindeki ödemi çözmek. Başarırsak tedaviye daha çabuk cevap verecektir. Şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Geçmiş olsun. Baba. Ne olur abime bir şey olmasın. Sen ne arıyorsun burada? Geçmiş olsun. Ne arıyor içeride karın? Ya yaptıklarınız yetmiyormuş gibi. Bir de yatağında ne rahatsız ediyorsunuz yavrumuzu? Burada. Ha? Dışarı çık. Dışarı çık hemen. Rahat bırak Yusuf. Rahat bırak yavrumuzu. Dök yakamızdan artık. Gitmem bir yere. Sana dışarı çık dedim kadın. Gitmem bir yere dedim. Yusuf gözünü açmadan hiçbiriniz çıkaramazsınız beni buradan. Bunu daha önceden düşünecektin. Madem bu kadar sevdalıydın, niye başkasıyla evlendin? Ha? Tamam, tamam. Bana bak, al bu kadını dışarı çıkar. Ne yapıyorsunuz burada? Burası yoğun bakım. Dışarı çıkın hemen. Hadi çıkın dışarı. Hava, çıkam kuzum gel. Gitmem teyze. Allah'ım ne diyor hala bu? Amca ne olur sakin ol. Hemen dışarı çıkar mısınız yoksa polis çağırıyorum. Hemen dışarı çık. Bir daha sizi oğlumun yakınında ve yanında görmek istemiyorum. Al karını ve dışarı çık. Hadi. Ben kimsenin karısı değilim. Anladın mı? Kimsenin karısı değilim ben. Yusuf'tan başka bir Allah'ın kulunun eli dokunmadı bana. Onun elinden başka kimsenin eli değmedi bana. Düğün de yalandı. Her şey yalandı. O yüzden sessiz ol. Ben o üzülsün diye yapmıştım hepsini. Ama o biliyordu. Almaya gelmişti beni. Ama ben o böyle yapsın istemedi. Hava! Hava! Doktor yok. Doktor çağır mısınız? Hava. Hava kalk. Kızımın nesi var? Lütfen dışarıda bekleyin. O benim kızım. Hanımefendi lütfen işimizi zorlaştırıyorsunuz. Şeref, doktorlara müsaade edelim de işlerini yapsınlar. Damat sen. Doktor. Kimsenin haberi yok. Kız gebe. Ne ilaç vereceksen ona göre ver yani. Kaç haftalık? Ne bileyim. Nereden baksan 3-4 aylık var.
Kuzum. Çıkar beni buradan, götür beni. Çıkaracağım kuzum. Sen hele bir iyileş, ben seni buradan çıkaracağım, tamam? Yusuf'a bir şey olmasın teyze. Ölmesin ne olur. Ölmez. Olmaz kuzum. Hiçbir şey olmaz. Sen merak etme. Sen iyileş, ben elimle götüreceğim seni Yusuf'a, tamam? Ne oldu? Nasıl böyle oldu? Nasıl bu hale geldi? Şimdi kuzum, böyle yangın çıktıydı, hatırlıyor musun? Yusuf herkesi böyle tek tek kucakladı, kucakladı, dışarı çıkardı. En son Hamiyet'i çıkarıyordu, onu hatırlıyorum ama dam çöktü tepesine. Ama iyi, iyi ya. Sonra? Sonra her yer alev alevdi kız. Her yer. Böyle bir ejderhanın ağzından böyle fışkırıyor sanki o alevler. Hiç kimse kıpırdamıyor. Sonra birden biri böyle acı bir çığlık attı. İşte o dakika koptu kıyamet. Can havliyle koşturmaya başladı millet. Her yer duman, göz gözü görmüyor. Ağlayan, bağıran, alev alıp yanan. Millet birbirinin üstüne çıkıyor. Kapıya gideceğim diye. Sen o ara düşüp bayılmışsın. Daha yere varmadan Yılmaz kaptı, kucakladı seni. Hemen bir sakinliğe taşıdı. Yusuf da kapıyı bulmuş ama açılmıyor. Artık yangından sıkışmış mı neyse. Baktı olacak gibi değil. Yılmaz'la el birliği ettiler. Arka taraftaki bütün camları kırdılar. Milleti hep dışarı onlar çıkardı. Dışarı çıkanlardan biri kapıyı açtı sonunda. Millet çıktı dışarı sanki mahşer yerinden. Kimi yanmış, kimi boğulur gibi öksürüyor. Allah'ım düşmanıma vermesin yani. Bir yandan buldukları suyu yananlara döküyorlar. Bir taraftan ambulanslar. Mahşer yeri, mahşer yeri. O ara Yılmaz Bey Hamiyet diye başladı aranmaya. Domuz nerede tıkılıp kaldıysa yok ortalıkta. Yusuf bunu duyar da durur mu? Anası işte ne olursa olsun. Ne Dur'u dinledi, ne yapmayı dinledi, attı kendini alevlere. Hamiyet kucağında kapıda göründü az sonra. Yılmaz koşup aldı Hamiyet'i Yusuf'un kollarından. Getirdi, yatırdı açıklığa. Yusuf da tam adımını atıp çıkacakken alev aldı o dam. Çöküverdi üstüne. Herkes bağırdı, çağırdı, kaldı öyle. Yılmaz'ı bir görecektim. Canından can kopmuş gibi kardeşini kurtarmak için koştanma nafile. Galaslar yığılmış kapı önüne. Her yer alev alev yanıyor. Çabaladı kaldı oğlan. Allah'tan itfaiye yetişti de çıkardı Yusuf'u cehennemden.
Yengemin felç kalma durumu var ha? Dua edelim de inşallah öyle olmasın. Sen... Sen nasıl yaptın bunu ha? Nasıl oynadın bu oyunu ha? Maksadın neydi söyler misin? Maksadın para mıydı? Söyleseydin malım, mülküm, her şeyimi sana verirdim. Yeter ki oğluma dokunmasaydınız. Bir dakika amca ya. Ne oyunu bu? Daha ne olsun oğlum? Bunlar Havva ile el ele vermişler. O düğün, dernek kurmalar hepsi oyunmuş. Bütün mesele Yusuf'tan intikam almakmış senin anlayacağın. Vay be. Helal olsun. Memnun musun şimdi ha? İstediğin oldu mu? Kendi oyununla, kendi canına, kendi kanına kastettin. Eğer Yusuf'a bir şey olursa bunun vebalini nasıl taşıyacaksın hiç düşündün mü? Dediğime pişman etme. Kadın hasta diyor, bitiyor. Hava. Sen nereden çıktın be? Çık Allah'ın beyi. Aç gözünü. Aç beni duyuyorsun biliyorum. Aç gözünü. Aç. Hatırlıyor musun ben böyle yatarken bana bir tokat patlatmıştın? Ben de şimdi senin suratına aşk etsem keşke. Oğlun içeride can çekişiyor be. Bıraksaydın da sevdamızı yaşasaydık, birbirimize kavuşsaydık. Sen ne vicdansız kadınsın be. Ne vicdansızsın sen. Sen nasıl bir anasın ya? Yanacaksın sen. Sen yanacaksın. Yusuf yanmayacak. Sen yanacaksın. Ne yapıyorsunuz burada? Ne oluyor? Yok bir şey hemşire hanım. Yok bir şey. Yeter be yeter. Kaç kere aradım, neden açmadın? Duymadın Mehmet, ne bu telaş? Haberin yok galiba. Sen çıktıktan sonra çok büyük bir yangın oldu. Bade bir şey söyle, iyisin değil mi? Yoksa sen de mi yaralandın? Yo. Yaralanmadım, iyiyim. Vah vah, demek yılın düğünü yangınla bitti. Kahrolmuştur Havva Hanım. Ben dalga geçmiyorum, durum bayağı ciddi Bade. Ciddi misin? Kimler yaralandı peki? Havva yaralandı. Gebersin. Bize ne Havva'dan? Hı? Bak, biletleri aldım. Tamam mı? Neredeysen söyle, geleyim alayım seni. Ne bileti? Ya arabayla gideriz demiştim ama uçakta daha çabuk olacak. Hem herkes hastanedeyken kimse buradan uzaklaştığımızı fark etmez. Onlar fark ettiğinde de biz çoktan buralardan uzaklaşıp... Yeni hayatımıza başlamış oluruz. Yusuf nerede Mehmet? Bağ evine geldim yok. Yoksa yangın duyup hastaneye mi koştu? Sana ne Yusuf'tan? Hı? Boş versene Yusuf'u. Biz bir karar verdik. Birlikte yeni bir hayata başlayacağız dedik. Yepyeni bir hayata. Öyle değil mi? Bade. Bade. Yeter ama artık. Mehmet. Baba sakın üstüme gelme. Geleceğim Mehmet. Üstüne geleceğim. Bak. Bu tarafta yengen şuurunu yitirmiş yatıyor. Öbür tarafta Yusuf ecelle boğuşuyor. Sen olmazların peşindesin Mehmet. Olmazların peşinde değilim baba. Hepsinin farkındayım. Biraz önce polis geldi. Bizim kaza sandığımız yangın
Meğerse kasten çıkarılmış olabilirmiş. Nasıl ya? Yangını başka biri mi çıkarmış? Bir görgü tanığı varmış. Polisim de onun ifadesini alıyor. Daha sonra bizim ifadelere başvuracakmış. Dışarıda olacağım. Allah razı olsun sizden. Sağ ol. Aç gözünü. Aç kurban olayım, aç gözünü. Yakışıyor mu sana böyle gitmek? Gideceksin mi? Işığındım ben senin. Sen de benim ışığımsın, gitme. Gitme. O sana baba demeden. Gitme. Biz arkadan ölüp gitme. Bu sefer gitme. Sağ olasın paşa. Geç. Nasıl, iyi mi abim? Ya ilaçla falan uyutuyorlar. Canı yanıyor ama erkekliğe bir şey sürdürmüyor. Belli etmeyeceğim diyor. Daha çok yoruluyor adamcağız. Sanki her zaman güçlü olmamız lazım. En yakınlarımızın yanında bile koy vermeye hakkımız yok. Halbuki en çok o zaman kendimiz olmak lazım değil mi? Korkmadan, çekinmeden.
Havva orada mı hala? Bana bak. Yeter artık. Abimden uzak dur. Yapmam Ömer. Sen anla bari. Neyini anlayayım senin? Ha? Şu halimize bak. Abimin hayatına girdiğinden beri başımıza gelmeyen kalmadı. Bütün ailemizi mahvettin. Seni çok sevdim Münevver. Git buradan. Seven kadın oyun olsa da başkasıyla evlenemez. Sen mi söylüyorsun bunu? Ben abini çok seveyim Münevver. Bu hayatta ondan başka hiç kimsenin olmadım. Ölene kadar da olmayacağım. Ölümden bahsetme, çağırma burada ölümü. Al hırsızsın da git buradan. Tamam. Tamam. Git. Git abini yalnız bırak beni. Biz de başta kaza sandık. İtfaiyenin ilk belirlemeleri bu yöndeydi biliyorsunuz. Ama görgü tanığının dedikleri aklımızı karıştırdı. Ne demek aklımızı karıştırdı? Yani şimdi kaza değil mi bu? Sizler de ifade ettiğiniz gibi dış kapının kapalı olduğunu söylediniz. Zaten bu yüzden dışarı çıkmanız epey bir zaman almış. Evet, evet. Biz arka taraftaki demirsiz bir pencerenin camını kırıp öyle dışarı çıkabildik. Sonra birisi kapıyı dışarıdan açtı. İtfaiyenin ilk belirlemelerine göre kapı yangından dolayı sıkışmamış. Dışarıdan kilitlenmiş. Yani memur bey, olamaz böyle bir şey memur bey. Yani siz şimdi demek istiyorsunuz ki birisi herkesin içeride olmasını fırsat bilip kapıyı kilitledi ve ortalığı ateşe verdi, öyle mi? Olmaz. Olmaz. Bu bir cinayet. O zaman bu bir cinayet. Ha! Ya bu toplu katliam demek. Biz de bu sebeple olayı kundaklama olarak tekrardan inceleme altına alıyoruz. Bütün ailenin ifadesine tekrardan başvurmamız gerekecek. Tabii. Tabii bu kimse hemen yakalanmalı. Gereken neyse yaparız. Bize düşen görev ne olursa yaparız. Yeter ki bu kimse, bu katil kimse yakalanıp bir an önce cezasını çekmeli. Merak ettim. Nasıl oluyorsun? Güvendiği dağlara kar yağan insan nasıl olursa. Ben de öyleyim işte. Sayenizde. Üzüntüsünden böyle konuşuyor damat. Anan neler gördü geçirdi. Hepsini unuttu.
nasıl bir nefret bu ha? Bu nasıl bir intikam? Oynadığınız oyunlar, çevirdiğiniz dolaplar yetmedi. Bir de yangın mı çıkardınız? Ne? Ne diyorsun sen ya? Biri mi çıkartmış yangını? Geçmiş olsun delikanlı. Al. Çıkaramadım abi ben seni. Al oğlum. Ben Mehmet Hancıoğlu. Şu yangın çıkan düğünün sahibi. Korkacak bir şey yok. Senin sayende ailemize bu kötülüğü yapanı bulacağız. Tabii sen de mükafatsız kalmayacaksın. Ben bildiğim her şeyi polise anlattım abi. Söylediler. Yangını bir kadının çıkardığını görmüşsün. Evet abi. Kadının meşalelerini devirdiğini gözlerimle gördüm. Başka ne gördün? Anlat bakalım. Vallahi abi ben servis yapacaktım düğünde. Minibüsü kaçırınca geç kaldım. Koştur koştur gittim düğün yerine. Herkes oradaydı. Gireyim diye kapının önüne geldiğimde bir baktım ki pencerenin önünde bir kadın içeriye bakıyordu. Yanına gideyim derken elindeki meşaleyle perdeleri yakmaları bir oldu. Kala kaldım öyle. Sonra ev ateşe verdiği gibi ormanda kayboldu gitti. Niye koşmadın kadının peşinden? Gidecektim ama içerideki herkes çığlık kıyamete kalmıştı. Ben de katını koyuverdim. İçeridekileri kurtarayım dedim. Yavuklum da çalışıyordu içeride. Anladım. Şimdi sen bu kadını görsen tanır mısın? Bilmem ki. Yüzünü tam görmedim bir kere. Ama böyle siyah, uzun saçlı bir kadındı. Thank you.
Yusuf? Bilemedin. Mehmet sen niye beni dinlemiyorsun? Niye beni anlamıyorsun? Asıl anlamayan, söyleneni dinlemeyen sensin Bade. Biz seninle ne konuştuk ha? Hiçbir şey umurumda değil, anladın mı? Yusuf'tan başka hiçbir şey umurumda değil. Onsuz yaşayamam ben. Beni delirtme. Bırak. Çocuk oyunu mu bu? Hı? Daha birkaç saat önce kuracağımız yeni hayatı konuşmuyor muyduk? O yangın çıkmadan önceydi. Ne değişti şimdi? O zaman Havva vardı ama belki yarın Havva olmayacak. Ne saçmalıyorsun sen? Hiç boşuna uğraşma. Havva'nın ölümle burun buruna olduğunu biliyorum ben. Havva'nın? Evet. Demek doktorlar bu kadar umutsuz ha? Sonunda Havva gerçekten ölecek. Ve Yusuf'la aramızdan çıkacak. Biz de Yusuf'la sonsuza kadar mutlu olacağız. Hem de bu sefer Yusuf Havva'dan nefret ediyor olacak. Çünkü Havva başkasının soyadıyla başkasının kadını olmuş bir şekilde toprağa gömülecek. Çok etkileyici. Havva'nın ölmek üzere olduğunu sana kim söyledi? Hastaneyi aradım. Ha, öyle mi? Öyle. Ve söylediklerine inandın. Keşke kendini bu yalanlarla avutmadan önce beni arasaydın Bade. Çünkü her şeyin en doğrusunu her zaman benden öğrendin. Havva ayakta. Hatta ben buraya gelirken hastanede Yusuf'un başını bekliyordu. Yalan söylüyorsun. Bana Havva'nın hastanede olduğunu sen söyledin. Evet. Hastanede. Acaba Yusuf komada olduğu için olabilir mi? Nasıl? Ne oldu Yusuf'a? Konuşsana! Kahramanlık peşinde koşarken ağır yaralandı Yusuf. Yalan söylüyorsun çünkü Yusuf hastanede olamaz. Çünkü Yusuf düğüne gitmedi. Maalesef oradaydı. Havva'nın tam karşısında. Hayırdesin diye gözlerinin içine bakıyordu. Anlayacağın hastanede ölümle cebelleşen Havva değil. Sevgili kocan. Nasıl yapar? Onca kişiyi nasıl yakmaya kalkar bir insan abi? Aklım almıyor vallahi. Artık hiçbir şeye şaşmaz oldum Hasan. Şuna baksana. Son zamanlarda insan aklının, hafsalasının alamayacağı o kadar çok şey oldu ki. Ne yazık ki hepsi de bizim kısmetimize düştü. Ama sana bir şey söyleyeyim mi Hasan? Çok yoruldum. Çok yoruldum Hasan. Oh, of. Abi. Telefonun çalıyor. Aa, Bade kız burada değil demek ki. Belki başka hastaneye tedaviye götürmüşlerdir abi. Baba, baba Yusuf nasıl? Yoğun bakımda dediler, doğru mu? Evet, ne yazık ki öyle kızım. Olamaz. Hayır, olamaz. Kızım. Sen neredesin? Söyle gelip alalım seni ha? Baba ben geliyorum zaten. Geliyormuş. Ah! Nereye gidiyorsun? Ah bırak, bırak. Hani yaralanmamıştın? Hı? Hani yangın çıktığında orada değildin? Bana yalan söyledin. Yalan söyledin çünkü sen de oradaydın değil mi? Uzun siyah saçlı bir kadındı. Pencerenin önünden kaçtı. Mehmet. Bırak ya.
Yusuf'un yanında ol. Ne bu acelen Bade? Hı? Yoksa Yusuf ölmeden gidip günah mı çıkaracaksın? Aslında Havva'yı öldürmek istemiştim ama... yoluna sen mi gittin diyeceksin ha? İstemedim. Onun canını yakmak istedim. Onu ne kadar sevdiğimi anlasın istedim. Bade'yi yanında gördüğümde nasıl yandığımı anlasın istedim. Böyle olsun istemedim. Elimizde ateşten bir top vardı yani. Herkesi yakıp geçti işte. Sen güya içindeki sevda ateşini söndürecektin. Ben de yıllardır kalbimde yanan baba hasretini. Kim bilir, belki bütün dargınlıkları unutacaktık. Ben Yusuf'a gerçekten kardeşim diyebilecektim. Baba dediğim zaman... kollarını açacaktı belki. Nasıl yaparsın bunu ya? Hepimizi öldürüyordun, farkında mısın? Ben bir tek Havva ölsün istedim. Kimseyi öldürmek istemedim başka. O aramızdan çıkarsa Yusuf benim olur dedim. Eğer o hayatta olsaydı Yusuf hiç benim olmayacaktı. Havva'yı öldürmek için en sevdiğinin canını tehlikeye attın ha? Allah'ım sen Yusuf'u koru. Ona bir şey olmasın ne olur. Ona bir şey olursa her şey biter.
Durumunda hala bir değişiklik yok maalesef. Kanını inceltip pıhtıyı çözmeye çalışıyoruz. Bunu başarırsak eğer felçi atlatacağını umuyorum. Fakat tedaviye hala cevap vermiyor. Kaçırdın sen. Herkes yangını çıkartan kadını arıyor. Görgü tanığı hastanede. Polis bizimkileri sorguya çekiyor. Sen saklanacağına hala Yusuf'un peşindesin. Adam yüzümü tam görmemiş ki ne bilecek ben olduğumu? Seni gördüğü zaman yangını çıkartan bu kadındı dediğinde ne yapacaksın? Hı? Artık Havva'yı Yusuf'a teslim edersin. Sen de hapsi boylarsın. Ama merak etme. Gözü gibi bakar kocana. Ne yapacağım peki şimdi? Ne yapacağım? Ortalık sakinliğine kadar bir yerlerde saklanırsın. Ben sana bu arada olup bitenden haberdar edeceğim. Olmaz, saklanamam. Saklanırsam daha çok dikkat çekerim. Hem benim hastanede Yusuf'un yanında olmam lazım. İlla kendi ipimi kendim çekeceğim diyorsun ha? Hadi git! Anladık, polisten korkmuyorsun. Benden de mi korkmuyorsun ha? Seninle bir anlaşma yaptık. Hatırlıyor musun? Ama sen anlaşmayı bozdun. Peki ya ben? Bütün bildiklerimi gidip polise anlatırsam ne yapacaksın? Ben seni çok iyi tanıyorum Mehmet. Çok iyi. Sen bana kıysan bile bebeğe kıyamazsın ki. O yüzden ben eminim. Her şeyi saklayacağına eminim. Sen kimsin peki? Ben bu eve sultanlığa gelen kızın ablasıyım. Yusuf Bey. Abla. Senin ne işin var bu saatte? Günaydın. Günaydın. Ne zaman karşıma çıksanız hayatımda güzel bir şeyler oluyor. İste yeter ki. İste. Yıldız kaybı.
geldi. Dilek tut, dilek tut. Hani nerede, ben görmedim ki. Şuradan kaydı işte, sen tut, dilek tut. Tamam, tuttum. Sen benim meleğim. Ben senin meleğin değil miyim? Sen tuttun mu? Tuttum. Söylemem ama. Niye? Büyüsü bozulur, gerçek olmaz o zaman. Bilmiyorsun sen. Sen kulağıma söyle, kimse duymaz. Senden çocuk istedim. Bir tane mi? Böyle bir taneyle kurtulamazsın. En az üç tane istiyorum ben. Sen korkma diye öyle söyledim. Yoksa üçten de çok olsun. Bak sen. Geçer şimdi. Geçmedi. Bir daha öpeyim o zaman. Kusura bakmayın. Yok, iyiyim. Kusura bakmayın, görmedim sizi. Yok, estağfurullah, benim hatam. Dalgınım biraz. Gözüm sizi bir yerden ısırıyor. Daha önce karşılaşmadık değil mi? Tamam, ben sizi tanımıyorum. Olsun. Ucuz atlattık. Sağ olun. Peki, iyi günler. Bu saatten sonra benim iyi olup olmadığımız tek bir kişi merak eder. O da eşim. Karımla yerleşmeye geldik.
Sen neredesin kızım? Ben misafirlerle başka hastanede tedavi görmüş amca. Yengemle Yusuf'a ulaşamayınca beni aradı, ben de gidip aldım. Peki şimdi nasılsın kızım? Yusuf. Benim Yusuf'u görmem lazım. Size de bir sürü zahmet verdim sultanım. Ben memnunum, sıkıntı yok. Ele muhtaç halimden. Ya ben onu mu demek istedim şimdi? Hani ne bileyim, sana bir şeyler yapmak, seninle ilgilenmek güzel oluyor, onu demek istedim yani. Sen baktıktan sonra ben ömür boyu hasta olmaya razıyım sultanım. Senin ellerinden şifa bulmak her kula nasip olmaz. Sen hele bir iyileş. Sen ne zaman istersen ben sana şifa veririm. Biz geçmiş olsuna geldik ama sizin keyfiniz yerinde bakıyorum. O nasıl laf enişte, ha? Gevşek gevşek konuşup da adamın asabını bozma. Nasıl oldunuz Reşit Bey? İyiyim Şeref Hanım. Sağ olsun Sultan Hanım'ın eli hep üstümde. Hayret, onun eli pek boş kalmaz. Hile hurda çevirmekten nasıl fırsat bulup insanlık ettiyse. Anlamadım efendim. Sizin bir şeyden haberiniz yok tabii. Abla ayıp oluyor ama. Ya. Sen oyunları düz, yalanları diz, ayıp olmasın. Ben bütün bunları anlatırken ayıp olsun, öyle mi? Vallahi ben yine hiçbir şey anlamadım Şeref Hanım. Kim kime ne yapmış? Bak Reşit Bey, siz artık yabancı sayılmazsınız. Yani ailemizin bütün olaylarına vakıf oldunuz. Ya Allah aşkına söyleyin. Bunlar beni zorla garajdan çekerken, artık düğün dernek kuracağız derken, Yusuf davası bitti. Bundan sonra yalnız Yılmaz var diye yemin billah etmediler mi? Evet efendim. İşte. Bütün bunların hepsi oyunmuş meğer. Bu oyunun başını da benim kızımla Sultan Hanım çekiyormuş. Oğlanı da yandaş yapmışlar kendilerine. Neymiş efendim? Yusuf Bey'den intikam alacaklarmış. Doğru mu bu duyduklarım Sultan Hanım? Ha? Çok mu kötü durumu? Doktorlar öyle söylüyor ama ben ailemin atlatacağına inanıyorum. Asıl ailem için endişeleniyorum. Senin ne işin var burada? Kendi kocanın yanına gitsene. Tek hocası demek istedin herhalde. Nasıl? Abimden intikam almak için yapmışlar. Hepsi yalanmış yani. Hiç şaşırmadım.
baba. Ama perişan oldum. Hadi çıkalım. Bir iki lokma bir şey hadi. Hadi. Anlaşmıştık sizinle Sultan Hanım. He? Hani içinizi açacaktınız bana. Ne var ne yok anlatacaktınız da. Baştan başlayacaktık birbirimizi tanımaya. He? Çevirdiğiniz dolaplara mı yanayım? Bana söylemediklerinize mi? Bu sebep olduğunuz olayları hesaba katmıyorum bile. Maksadımız bu değildi. Musibet peşinde değildik yani. Yahu yalanın yılan doğurduğunu bilmez misin sen? Nerede görülmüş hırsından, hasetinden karılmış mayadan bal börek yapıldı. Sorun işte böyle zehir zemberek olur. Kimse sebepsiz yere yalan konuşmaz. Kimsenin hamuru da öyle sade kötülükle yoğrulmaz. Sultan Hanım, Sultan Hanım iyisin, hoşsun da tuttuğun bu yol yol değil. Hangi taşı kaldırsam senin işlerin çıkıyor altından. Bir değil, iki değil. Allah aşkına susma da söyle. Bu yalanların sebebi, maksadı ne? Anasız, babasız büyüdüm ben. Anam babam çok küçükken ölmüş. Orada burada öyle itile kakala büyüdüm işte. Az serpildim, tesadüf konağa aldılar beni. Doğru bildiğim her şeyi söylediğim zaman mükafatı dayak oldu. Büyük hanım az sopa kırmadı benim sırtımda. Evlendirdiler sonra, bir bebeğim oldu. Yılmaz Bey'in babası kocamı vurdurttu. Kan parası verdiler, kahya oldun dediler. Konağa oturtturdular iyice. Susturdular. Sustum, çocuktum. Sustum. Aklım ermezdi. Bebeğimle beraber büyüdüm o konakta. Anlayacağım Reşit Bey. Öyle terazinin kefesi benden yana çekmedi hiç. İmama kızıp abdest bozdum ben de. Sultan Hanım, bu alemde insanlar çeşit çeşit imtihana tabi tutulurlar. Bir kere niyeti bozdun muydu, bir daha iflah olmazsın. O yüzden ben bunca senedir doğruluktan hiç şaşmadım. Sen dümdüz, kalem gibi bir adamsın. Ben de işte onun bunun açığından bir şeyler çıkarmaya çalışan bir oyunbaz. Ondan anlaşamıyoruz belki. Ama sana bir şey diyeyim mi? Ben seni tanıdığım günden beri benim için tek gerçek sensin. Huzurluyum senin yanında. Ne bileyim, sen bana öyle bakınca özümü görüyorum sanki. Utanmasam sevdalandım diye. Sultan Hanım, bunları senin ağzından duymayı öyle çok istedim ki. Ama elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin. Benim yerimde olsan itimat eder miydin sana? Ha? Thank you.
Hanımefendi çıkar mısınız? Ben ne yaptım? Biraz sessiz ol istersen. Ona bir şey olursa, ölürse ben de ölürüm. Karnındaki bebeği düşün bari, saçmalama. Badi kızım, memur bey seninle görüşmek istiyor. Benimle mi? Evet Badi Hanım. Bildiğiniz gibi yangınla ilgili bir görgü tanığımız vardı. Sizinle bu konu hakkında görüşmek istiyorduk. Başım ağrıdığı için geç gittim düğüne. Sonra Hamiyet Hanım'la biraz sohbet ettik. Sonra ben diğer davetlilerle ilgilenirken herkes bir anda bağırmaya başladı. Herkes bağırıyordu. Sonra ben alevleri gördüm. Alevleri gördüm. Çok korktum. Çok korktum hatta. Kolum da yandı. Çok geçmiş olsun. Diğer yaralılara göre epey hafif atlatmışsınız faciayı. Evet, öyle oldu. Ben hemen kapının önündeydim. Açıldığı anda ben çıktım hemen. Emin misiniz? Yani kapıdan çıktığınıza. Hatırladığım kadarıyla kapının kapalı olduğunu söylediler. Herkes camlardan dışarı çıkmış. Hatta sırf bu yüzden dumandan zehirlenenlerin sayısı epey fazla. Yusuf Unan, sen ilk aklıma geldiğinizde dilim lal olaydı da susaydım belki bunlar başımıza gelmezdi ha. Kabahat benim. Hiç yapmayacaktım. İntikam peşine düşmeyecektim. Ama yapamadım. Hazmedemedim. Beceremedim. Onun da can acısını istedim. Allah benim belamı versin. Şimdi deseler ki bana o yaşasın diye. Canını ver Allah'ım. Bebeğim ömrümden al, ona ver ya Rabbim. Boyumuzu aşan işlere kalkışmışız. Sevdaya hükmetmek olur mu? Kaderi değiştirmek bize mi kalmış? Haddimize mi düşmüş? Ha? Nasıl bir tokat yedik felekten? Pişman olsan ne fayda bu saatten sonra? Ne fayda? Ne fayda?
Sağ olun. Sağ olun, çok teşekkürler. Benim hamilelikten böyle ara ara tansiyonum düşüyordu. Tekrar geçmiş olsun. Yavrum, istersen sonra devam et. Ha? Bütün bu yaşadıklarından sonra hiç kolay değil. Yok babacığım, sağ ol. Devam edeyim ben. Nerede kalmıştım? Tabii ben kapıdan çıkmadım. Davetlilerden biri camı kırdı. Sonra ben hamile olduğumu söyleyince ilk beni dışarı çıkardılar. Sonra ilk ambulansa bindirdiler. Sonra da Mehmet aldı beni sağ olsun. Anlıyorum. Peki dikkatinizi çeken tuhaf bir şeyler oldu mu? Ya da yabancı birileri? Yok. Yok maalesef. Tamam Bade Hanım. İfadeniz hazırlandıktan sonra sizi imza için tekrar çağıracağız. Umarım bir faydası olur. Memur Bey, bu konuda yeterince hassasiyet göstereceğinize inanıyorum. Merak etme amca. Kundakçıyı en kısa zamanda bulacaklardır. Emin olabilirsiniz. Hele görgü tanığının olması bizim için büyük şans. Suçluyu er ya da geç adaletin önüne teslim edeceğiz. Bana acaba artık ihtiyacınız yoksa ben kocamı görmeye gidebilir miyim? Tabii Badem. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hadi ben bir kere daha Miyet'e bakayım. He? Ben de Yusuf'un yanındayım. Gel seni de şurada biraz konuşalım. Bıraksana kolumu. Delirdin mi sen? Acaba hangimiz daha deli? Polisin dediklerini duydun değil mi? Hı? Bu işin peşini bırakmayacaklar. Yarın öbür gün görgü tanığıyla karşılaştığında ne olacak? Adam çıkıp da milleti yakan kadın bu dediğinde seni kim kurtaracak Bade? İnkar ederim. Ben değildim derim. Bu kadar kolay kurtulacağını mı zannediyorsun ya? Ha? Havva senin suçlandığını duyduğunda ne yapacak biliyor musun? Susmayacak. Bu kadın beni daha önce de öldürmeye kalkıştı diyecek. Üstelik de silahla. İşte o zaman polis sana inanmayacak Bade. Sonra olacakları da söylememi ister misin? Seni hapse tıkacaklar. Havva da Yusuf'u alacak. Evliliklerinin yalan olduğunu da söylemiş zaten. Aralarında hiçbir engel kalmayacak. Ve bu senin sayende olacak. Allah kahretsin. Ne yapacağım ben? Bunu başından düşünecektin Bade. Ben sana saklan dediğimde saklanacaktın. Sonra ortalık durulduğunda kaçıp kendi hayatımızı kuracaktık. Ama hiçbir şey için geç kalmış sayılmayız. Bak. Ben sana yardım edeceğim. Ama bunun bir karşılığı olmalı değil mi? Kimse Mehmet. Hiç kimse bana yardım edemez. Thank you.
Bir tek seni istedim Yusuf. Beraber yaşayalım. Beraber yaşlanalım istedim. Beni sevmeni istedim. Ama bak ne oldu. Kendi ellerimle mahvettim her şeyi. Birazcık sevseydin beni. Çok mu zordu? Hiç kalbine girmeme izin vermedin. Ben nereye baktıysam hep seni gördüm. Ben bir tek seni sevdim. Yalvarırım. Yalvarırım sakın vazgeçme. İstersen yine sevme beni, yine yüzüme bakma ama sakın beni sensiz bırakıp gitme Yusuf. Sakın vazgeçme. Çalıştırsana. Çalıştır, ne yapıyorsun? Bir şey yap. Bir şey yapsana. Bir şey yap doktor, bir şey yap. Efendim sakin olun. Bir şey yap. Bir şey yapsanıza. Bu ne? Niye kullanıyorsunuz bunu? Bir şey yap, çalıştır bunu. Bir şey yap. Efendim sakin olun, çıkın lütfen. Bir şey yap. Ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Ben öldürdüm Yusuf'u. Ben onu yapma. Ben onu yakmak istemedim ki. Ben onu öldürmek istememiştim ki. Ben yapmak istemedim. Ben öldürdüm Yusuf'u. Ben yapmak istedim. Sus artık! Eğer konuştuklarını dile dökecek olursa hapse boylarsın. Şimdi sakin ol, tamam mı? Mehmet, Yusuf yok mu? Mehmet o yok mu artık? Yusuf yok mu artık? Yusuf da yok. Kurtarman gereken bir evliliğin de yok. Onun için yapabilecek hiçbir şeyin yok, anladın mı? Ama şimdi sen varsın. Şimdi senin için bir şeyler yapmalıyız. Yoksa sadece kundakçılıktan değil, adam öldürmekten de yargılanacaksın. Yok. Yok. Yok, olmaz. Olmaz, benim bebeğim var. Hapse giremem ben. Ben hapse giremem, onu orada doğuramam. Hapse falan girmeyeceksin, ben sana yardım edeceğim. Bunu senin yaptığını sadece ikimiz biliyoruz. O adam gördüm diye. O adam uzun saçlı bir kadın gördü. Seni görmedi. Lütfen sakin olun. Çekil. Lütfen. Beni bırak. Lütfen.
Hatice. Bir daha göremem, çıkın. Dediğimizde vedalaşmaya vakti kalmayacak.